Orman diyar burası. Gölge dediğimiz Johan'dır. Ve Johan bir çakal. Evet arkadaşlar, çoktan, nasılsınız? O kadar bir kurt. Bozoktur adı. Lakabı yoktur. Orman diyar hep burası. Aslanla kral değil. Bir aslan var orada. Elleri serbest değil. Maskottur adı. Raliyet simgesi. Takım dağıdır. Bu sefer kahramanların konakladığı. Kör tilki ikram eder misafirlerine. Ben de iyiyim. Ne zamandır görüşmüyoruz? 15 yıl oldu sanki. Niyazi patates yeme dedikçe patates yiyor. Patates yediği günlerde çalışmıyor. Yani açılmıyor kamerası. Evet, bir özet alalım. Sen hatırladığın yere kadar, yani çıktığın yere kadar bir artık Niyazi bir anlat zahmet. Sen şimdi. Yaklaşmıştık zaten girme aşamasında. Biz fısıldarken bizim sesimizi duydular. Sonra biraz yaklaşmaya çalıştık. Sonra ben biraz sakarlık yaptım, sağ sol devirdim. O arada karasinin öpüştüğümü atlayıp boğazıma bıçağını sapladı. Ve acılar içerisinde kendimi ondan uzaklaştırdım. Kör tilkinin vermiş olduğu bir görevdi. Johan'la gibi beraber gittik. Sonra kuyunun içine düştüm ben. Yani bir anda kendimi kuyunun içinde buldum. Sonra üzerime diğer sincap indi aşağıya. Orada boğuşmalar devam etti. En son boğuşurken kendimi kaybettim. Bu benim fikrim. Kördeki tabiri caizse Sandık Ayıptır'ı kov görevi verdi. Kamp alanının yakınlarında bir yerde. Yolda oraya gittik. Ses çıkardık fısıldarken. Birkaç sakarlıklar makarlıklar oldu. Daha sonra da sincaplarla kapışmaya başladı. Yani bu kapışma esnasında bozok ağır yaralandı ve kuyuya düştü. Sonra bayıldı orada. Bir aslan köyün kadısı olan arkadaş. Maskot iplerden kurtulup, onu iple bağlamışlardı şeyler haydutlar. İplerden kurtulup bana Johan'a desteğe geldi. Uzun bir kapışma sonucunda haydutları kovduk. Bir tanesini öldürdüm ben. Daha sonra da Niyazi'yi düştüğü kuyudan çıkartıp kör tilkinin yanına götürdük. Johan'ın tanıdığı istenci bir tavşan arkadaş vardı. İstenciden biri arabayla at arabasıyla beraber Niyazi'yi iyileştirmek için Kedi Kalesi'nin oradaki hastaneye götürdü. Ondan sonra zaten bu savaşın sonucu hepimiz yorgun düştüğümüz için yattık uyuduk. Durum vahim. Durum biraz vahim. Bu şekilde enerjilerinizi ve canlarınızı ayarladım. Maskot, sen kendi gözünden anlatılmayanlara birkaç anlat. Ben kara kediyi aramak için yola çıkmıştım. Sonra haydutlar yakaladı, evde bağladılar. Sonra dışarıdan işte iki tane arkadaş olaya müdahale edince karmaşada kurtulduk. Karton arkadaşa yardım ettik. Sonra kör tilkinin yanına gittik. Orada tam konuşuyorduk. Yorgunluktan düştük. Yani uykuya daldık falan. Bozok, gözünü açıyorsun ve başında dikilen kedi doktorları görüyorsun. Hepsi böyle gülerek bakıyorsun. Sen de her yerin acıyor. Boğazına bir yanma hissediyorsun. Yataktasın. Elimi boğazıma götürmek istiyorum. Targıları fark ediyorsun. Aa, uyandı falan diyorlar. Neredeyim ben? Merak etme, merak etme. Kedi hastanesindesin. Ölmek üzere olanları kurtarabilen tek hastane burası Orman Diyar. Teşekkür ederim. Rica ederim. İzninle sana biraz daha görebilir miyiz? Dağdan yuvarlanıp düşmüşsün. Hiçbir şey söylemiyorum. Konuşmuyor, utanıyor, utanıyor. diye görüşüyorlar. Yere uyumak istiyorum. Utanıyorsun. Şarjın yerine geliyor. Sonra gözünü açıyorsun. Kör tilki karşında. Tek gözünle bak. Aç, iki gözün de aç. İki gözün de varken aç. Benim gibi yapamazsın. Benim gibi olmadan önce o gözün kıymetini bil. Benim gibi yapmaya çalışmıyorum. Uyuyorum çünkü zaten. Seni kurtardım o pis kedilerin elinden. İsyan çıkardım Kedi Kalesi'nde. Onları iyileştirmişti beni. İyileştirdi de sana dala geçmek için iyileştirmişler. Seni sahneye çıkarıyorlardı az daha. Ne sahnesi? Onların tiyatro sahneleri var. Ne oluyor burada diye soran bir direnişçi arkadaşımız hemen haber yetiştirdi bana. Sebek yetiştirdi tabii ki. Neymiş efendim? Yüzyılın dalga geçiş tiyatrosunu yapacaklar. Sarıtay'ın Anitas'ının dağdan düşüş hikayesini sana yaralı yatakta. Ben de dedim böyle bir canlıyla dala geçirecek lanet olası pislikler dedim. Bütün isyancılarımı hazırladım ve bir isyan çıkarıp yakıp yıktık orayı. Hastaneyi de yıktık. Sonra seni geri getirdim. Bu onur meselesi. Teşekkür ederim. Anahtarını da aldık yanına ve altın kasen de burada. Altın kase vermiştim ya sana. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Benim arkadaşımla kimse dala geçemez. İstedikleri kadar geçerli sebepleri olursa olsun, istedikleri kadar haklı olurlarsa olsun, yine de dala geçmeye hakları yok. Çünkü sen onurlu ve gururlu, kendini öne atan savaşçı koruyucusun. Senin için canımızı feda ederiz. Askerlerimizden birisi de zaten ağır yaralandı. Başına kalkmak için söylemiyorum.
Ama o arkadaşa da bir geçmiş olsun demeye gidersin. Önce bir kendime geleyim de. Kendine gelince tabii ki aklında olsun. Ve diğer arkadaşların da yorgunluktan veya ağrılardan, sızılardan uyuyup kaldılar. Biz gece bu isyanı çıkartıp geldik. Biraz da hoşumuza gitti bu olay. Fakat kaleyi tamamen yıkamadık. Ancak şu an bizim için kuşlar daha tehlikeli. Önce kuşlara saldırmak istiyoruz. Fakat bu kedilere saldırışımız bizim için birazcık kötü oldu aslında. Çünkü kediler şimdi bizi aramaya başladılar. Biz kedileri uyandırmasaydık iyi olurdu. Fakat seni göze alamadım. 24 saat geçti aradan. Sen gideli. Bak şimdi buradasın. İç bakalım bizim içeceklerimizden. Bu ünlü elma suyundan yapılma bizim kök çayımız. İç. Biz bunu kaynatıyoruz. Güzel güzel şişeliyoruz. İyi geldi. Enerjiden yenilendi senin. Ha, enerjiden yenilenmiş, o zaman bir canın yenilendi. Bak iyi geldi, fark ettin mi? Evet, Bir teşekkür ederim. rahatlama, bir acılarını unutuyorsun değil mi? Evet, o zaman ben arkadaşlar yanına gidiyorum, sen biraz daha dinle. Hey, senin yanından gittim artık. Hey Johan, uyandın mı? Günaydın Kördük. Çay yaptım, gel kahvaltı yapacağız, çok güzel peynirlerimiz var. Bir şeyler yesem iyi olacak. Evet. Hey Kahvaltıdan sen uyandın mı sonra. aslan? Sanırım uykuya dalarken kafamı iyi çarpmışım. Kafam acıyor. Ya ya kıyamam. Ellerin bağlı fark ediyorsun uyandığında. Gel gel kahvaltı yapalım aslancık. Ellerim bağlı mısınız? Tabii şüpheli bir şekilde en son konuşmuştun. Uyudun, o sırada ellerini bağladık. Sen yok kara kedi falan diyorsun. Kara kedi falan yok burada. Ne yapacağını bilmiyoruz. Kara kediyi öldürmeye mi çalışıyorsun? Öldürmeyeceğim desen de öldürmeye mi çalışıyorsun acaba? Sen nesin, necisin? Kedilere çalışıyormuşsun. O yüzden bir risk var yani ortada. Sana göz kırpıyor Johan. Değil mi? Değil mi? Burada kara kedi var mı Johan? Burada kara kedi yok. Yani kara kedi uğursuzluk getirir ha. Bilmiyor musun? Aslan parçası. Aslan parçası sana diyorum. En son konuşmaya çalıştığım gibi ben onu arıyorum. Herhangi bir art niyetim, kötü niyetim, gizliliğim yok. Direkt kendimi açtım size. Sen kendini bana açtın gibi. Johan, anlat bakalım nasıl geçti biz çatışmanız? Konuşamadık doğru düzgün. Çalışma zorlu geçti bayağı. Haydutlar bayağı çok sincaplardı haydutlar. Çok hareketlilerdi. Vay Onları sincaplar vay. kestirmek zor oldu da Allah'tan şey vardı ya yanlarında. Yani Doğa Ana'dan böyle bir tane böyle yeteneksiz bir sincap vardı. O şey yapmadı pek. Onunla engel şey yaptı onları biraz daha. Ya yani zeka olarak düşük seviyedeler ama hareketler bayağı. Uğraştılar bizi bayağı. Sincapların zekası düşük değildir aslında. Ama bunların zekaları gayet düşüktü yani hareketleri, tavırları. O yeteneksiz adam şeye sincapa efendim dediklerinden anladım zaten. Ha, o zaman bu adam bu sincaplar bu kadar az zekiyse bu bozok bu halde nasıl geldi? Böyle güçlü bir kahraman. Ya üzerindeki zırhtan dolayıdır muhtemelen. Üzerindeki zırh ağır olduğu için hareketleri kısıtlandı bayağı. Zor hareket etti yani. Bilemeyeceğim. Ben ustaca saldırımı fark ediyorum. Siz biraz alçak gönüllüsünüz sanki. Ki bu aslan parçasını nasıl yakalamışlar? O kadar zekaları düşükse. Bir tane yeteneksiz Valla varsa aralarında bile diğerleri demek ki yetenekliymiş. bana göre şans eseri yakaladılar gibi geliyor ya. Çünkü konuşma tarzları sincapların çok böyle şey değildi. Hani zeki bir sincapın konuşma tarzları değildi açıkçası. Bazı şeyler yanıltıcı olabilir dostum. Dikkatli olmalısın. Bu sincap ninjaları duydum ben. Şu anki krala çalışan en tehlikeli askerler. Eğer ki sincap ninjayı göremiyorsan her an ölmek üzeresin diye de bir söz dolaşıyor etrafta. Ya ben tehlikesizler demedim zaten. Çok hareket ediyor. Çok iyi hamleleri çok iyi. Çok hızlı seri hamleler yapıyorlar da ne bileyim konuşma tarzlarıyla hareketleri biraz çakışıyor gibi geldi bana açıkçası. Neyse çakışsın çakışacağı kadar adam ölmek üzereymiş bak. Geldin mi yo Aynen. bozok? Dönmediniz. Evet evet gel peynirden gel al ye bizim ineklerin peyniri bu. İyi tabii iyi. Biz de hazırlık yapıyorduk aslında. Bir koyun köyü var. Koyun köyde isyan çıkarmayı düşünüyorduk. Koyun köyü zalim kral hükmediyor. Biz o koyunların aklını başına getirmeye çalışacağız. Ama koyunlar aklı başına pek gelmediği için oraya biz liderlik etmek için biz başa geçeceğiz. Biz ne derse onu yapacak. Onlar ne derse onu yapıyor. Çünkü onlar koyun. Yani. Şimdiki askerlerimiz yoruldu. Bugün gidemeyeceğiz. Bozok arkadaşınız da yaralı. Biz ona da ilgilenmek istiyoruz. Fakat başka bir tehlike daha var. Bizi kediler bulmasın. Çünkü kediler artık bize saldırmaya gelebilir. İntikam için. Dünkü dün geceki saldırımızdan.
Sizin haberiniz yok tabii. Tabii, tabii sen kedilere saldırı falan diye duyunca maskot birazcık sorgulamaya başlayabilirsin. Peki saldırdığınız kişiler kara kediye ait grup muydu? Kara kedi artık başta değil biliyorsun. Beyaz kedinin adamlarına saldırdık. Canın mı sıkıldı? Ne oldu? Yo benim için sorun yok. Ben onlara saldırmasını yani isterim çünkü onlara karşıyım ben. Onlara karşısın öyle mi? Peki Evet. siz bu arkadaşa inanıyor musunuz? Bozok sen de yaralısın ama. Bu kurtardığınız arkadaşa güveniyor musunuz? Ben sana bir şey söyleyeyim. Kördeki kurtardığımız arkadaştan ziyade Bozok bayıldıktan sonra o bize yardım etti. Bana yardım etti Bozok bayıldıktan sonra. Aramıza sızmak için yapmış olabilir. Benim hiçbir fikrim yok bu konuda. Bana soracak olursanız da şu an hiçbir şey sormayın çünkü çok yorgunum. Sen merak etmiyor musun nasıl kurtulduğunu? Arkadaşlar anlatsın sana. Evet merak etmedim. Nasıl çıkardınız oradan? Seni sırtımda taşıdım tepelere kadar. Doğru söylüyor. Teşekkür ederim. Maskot bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Arkadaşlar kuyuya düştüğünü falan da söylemeyin sağda solda. Zaten millet dala geçecek yer arıyor. Anlattığınız kısımlara göre kuyuya düşmüşsün Bozok. Kimseye anlatma onları. Yaralanmıştı ama gördü ki. Benim onun için yerinde sorun başka. Yok. Yani sen millete yaralanmış diye anlatırsan istersin. Yok bir kimseye bir şey anlatmayız zaten de. Kuyudan bahsetmeyin. Teşekkür etmeyecek misin arkadaşa? Bu iyiliğini unutmayacağım. Çok da teşekkür ediyorum. Bir dost kurtardığım için mutlu oldum. Bence bunu çözebiliriz bundan zarar gelen insanlara. Öyle mi diyorsun? Sen ne diyorsun Yohan? Bence de o kadar yardım etti. Bozo özellikle çok yardım etti. O zaman ilk olanı çağıralım bir de ona soralım. İlk olanı sen tanıyorsun bu arada. İlk olan bu. Kara kedinin yanında gezen değil mi? Aynen sanki? Aynen. Bu. Aa ilk olan mı? İlk olanı tanıyorum ben. Nerede o? Aa tanıyorsun. Bakalım o seni tanıyacak mı? Falan bakalım. Geliyor böyle. Koltuk değnekleriyle böyle. Sen! Deyip kılıcını çekiyor. Seni! Hain! Dur, seni dur, öldüreceğim! Dur sakin ol. Ben artık beyaz kediye çalışmıyorum. Arı kediyi, beyaz kediyi sen koruyup sen onlara göz kulak olmadın mı? Pis aslan! Zamanında öyleydi ama artık onları kollamıyorum. Aksine onlara karşıyım şu an. Ha peki o zaman deyip oturuyor. Evet yalan söylemiyorsun. Kokundan anlardım yoksa. Bu yüzden de kara kediyi bulmam lazım. Nerede o biliyor musun? Niçin arıyordun kara kediyi? İşin gerçeği onlardan kaçtım ve bazı birkaç bilgilere sahibim. Kendimi kara kedinin önderliğinde bulmak istiyorum. Bilgileri de söylemek istiyorum. Vay be hatırlıyor musun avluda beraber ip yumağıyla oynardık. Gol derdik. Ne dediğini anlamazdık. Golün ne olduğunu bilmezdik. Çocukken mi? Heh. Evet. Hey gidi hey. Sen benden hep büyüktün, iriydin. Ama bak ayaklarım mahvoldu gördüğün gibi. Artık o ip yumağıyla oynayamam. Çok yaşlanmışsın sen. Yaşlıktan değil. Hey Yohan. Senin ne planın var peki hala? Bize saldırabilirler kediler. Ben derim ki etrafı kolaçan edeyim. Nereden gelebilirler? Nasıl? Aslında şöyle bir şey var. Bu bölgeyi siz daha iyi biliyorsunuz. Ben de yabandan olduğu için ben de bölgeye biraz şey bu tarz bölgelere hakimim. Ama en azından nereden geleceklerini kestirebilmek için bir keşif turu yapmamız lazım yakın çevrede diye düşünüyorum. Tam da ilk olandan beklenecek bir hareket. Fakat sen söyledin bunu. Senin de usta bir savaşçı olduğunu farz ediyorum bundan sonra. Savaşçı demeyelim de yabanda yaşadığım için her ihtimali göz önünde bulundurmam gerekiyor. Biz de yabanda yaşıyoruz. Biz de her ihtimali gönülde bulunduruyoruz. Çok benziyoruz birbirimize. Pekala Bozok. Senin ne fikrin var peki? Ne düşüncen var? Bize yardımcı olmak ister misin? Bu arada bu bölgenin haritası var mı? Körpüye gidiyorum ben. Sesi. Yani sende. Aşağı yukarı bir harita var tabii. Tam net olmasa da. Arkadaşlar şu çizdiğiniz bir dandik harita vardı. Getirin bakayım. Diye veriyorlar sana. Bozok sen ne düşünüyorsun? Yohan'a söz verdiğinde internet gitti benim de geri geldi. Ne dediniz anlamadım. Boş ver Yohan'ı sen. Sen ne düşünüyorsun? Bize kediler saldırabilir. Yardımcı olur musun? Yardımcı olurum tabii canım. O kadar iyilik ettiniz. Bunun altında kalmak istemem. Tabii ki. Yok yardımcı olmak istemiyoruz diyor. Biz kendi canımızın derdindeyiz derseniz bir an önce ayrılmanız gerekecek. Çünkü burası saldırıya uğrayacak. Beyaz kedinin adamları buraya kesin saldırmaya gelir. O zaman hemen bir dinlenmeye geçelim. Benim birazcık dinlenmeye ihtiyacım var.
Yani dinlenmeye değil de yaraların iyileşmeye ihtiyacı var. Yaraların Dinliyorum. iyileşmek için de sana bir gerekli birkaç ilaç getireceğiz. Körtü ki sen siz bozukla ilgilenirken benim yanıma birkaç adam verebilirsen ben şu yakın çevreye bir keşfe çıkayım. Hemen hemen. Adamlar hey. Hadi gidin şunun yanına. Senin yanına geliyor iki tane adam. Şey tilki. Hey dostum biz geldik falan. Ne Haritaya göstereyim. bakıyorum. Verdikler haritaya. Bir şeye benziyor bu. Yani çok bir şeye benzemiyor. Yani ileride yol var. Siz dağdasınız. Kaç ağaç var. Yolun kenarından da bir patika. Saat kaç civardır şu anda? Sabah oldu. Şu an sabah. Sabahın körü. Sabahın körü. Kedilerin mesela şeyin kalesinin olduğu mesafeyi kestirebilir ya tahmin biliyor muyum ben burada burası kediler arasında ne kadar mesafe vardı çünkü oradan geldik ya. Kedi Kalesi'nden gelmediniz de aşağı yukarı Kedi Yani Kalesi'nin oraya yeri göre. işaretli. Siz Tavşanköy'den geldiniz. Tavşanköy'ün sağında yani şöyle soldaki Fareköy'den geldiniz. Sağdaki yolda da Kedi Kalesi'nin olduğu Fareköy var. Yani takribi kaç saat ya da Bir ne de kadar bir zaman? şu tarafta da Koyunköy var. Koyunköy'e gideceklerdi normalde. Gidemediler. Bozoğu kurtarırken. Ortalama ne kadar bir zaman zarfı içerisinde gelebilirler buraya? Şu anda yola çıksalar örnek veriyorum. Akşama doğru gelirler. Tamam, o zaman hızlı olmamız gerekiyor. İzinlerini istiyorum. Yakın çevre, yakınlarda böyle örnek veriyorum. İşte yarımşar saatlik mesafeler yani kamp alanıyla yarım saatlik mesafedeki geniş bir alanda keşif yapacağım. İşte orman içerisi gerekirse gideceğim falan. Hani nereden gelebilirler? Senin Nasıl bu yapabilirler? yakın çevreyi yapman lazım, yoksa yetişmez. Tamam yakın çevreyi o zaman işte. Dediğim gibi yani yarım saat mesafe derken o işte. Yani 20 dakika yarım saat arasındaki mesafede. Keşfetmek istediğin şey ne? Birkaç tane şey var keşfetmek istediğim. Bir, kör noktalar. Saldırabilecekleri, pusu kurabilecekleri alanlar. Hani saldırmadan önce pusu kurabilecekleri alanlar. Bu kamp alanına girişleri yani nerelerden bu kamp alanına ulaşım var daha kolay şekilde falan gibilerinden. Bu bir tuzakları kurabilecek alanlar var mı? Yok mu? Hani böyle bir geniş çaplı bir araştırma yapacağım. Hey dostum, bunları da alabilirsin diyor ilk olan. Sana Bakıyorum onu. kurtu öldürürken zincir yere böyle tel zehirli zincir vardı ya onu Ne uzatıyor kadar sana. kadarlık bir şey? Kaç metre, kaç şey? 3 metre boyunda bir şey işte boydan boya kımına açılıyor böyle. 3 metre gibi bir şey. Tamam onu şey Dikkat yapıyorum. et zehirlidir. Tamam yani dikkatli bir şekilde alıyorum. Zehirli tarafını değil de diğer taraftan hani omzumu alıp zehirli tarafı Pekala dışarıda kalacak maskot. şekilde. Maskot. Çok suskun gördüm seni. Arkadaşı dediğim gibi kafayı vurmuşum, biraz dinleniyorum. Bir de kara kediyi nasıl bulabilirim diye hala düşünüyorum. Burada güvenmiyorduk pek yine. Şimdi güvenmeye başladım sana. Kör tilkiye de işaret ediyorum. Sen ama ayaklarım nasıl oldu hiç sormuyorsun. Şüphelendim yine senden ben. Yaşlandığını düşünmüştüm. Yaşlıktan değil dedim. Neyden peki? Bu soruyu geç sordun. Acaba artık eskisi kadar beni umursamıyor musun? Soru mu Kafamda yapıyorsun? çok fazla düşünceler var. Onu soramadım. Beraber yumak oynadığın arkadaşının un ufak olmuş, parçalanmış bacaklarını sormayı ihmal ediyorsun. Biraz düşündüm, biraz kırıldım açıkçası. Ne zamandır görüşmüyoruz bir de. Evet, bayağı oldu. Neredeyse unutuyormuşum seni. Bir de unutuyorsun beni. Hey gidi hey, benim gibi iyi koku alan kedi, efsane kediyi nasıl unutursun? Hey mi bozuk? Tabii ki unutmamak lazım. Bu koku alan adam unutulur mu hiç? Bu kadar koku alsa herkes unutulmaz. Bu arada şey kolonlu maskotun iyice dinliyorum şu anda yola çıkmayı. Yola çıktım ben şu anda araştırma yoksa burada mıyım hala kamp anda mıyım? Sen gittin abi. He tamam okey o zaman. Ben bırakıyorum diye şey yaptım. Aynen. Pekala, kara kediyi çok merak ediyorsun. Beni de unutuyor musun falan. Neyse, kara kediyle görüştüreyim bakalım. Zaten kara kediye bir şey yapacak olursan seni burada gırtlağını keser atarız. Merak etme. O konuda ayaklarım çalışmasa da ellerim çalışıyordur diyor. Sana gülümsüyordu az önce ve biraz modu düştü kedinin sana karşı. He, anladım. Kara kediyi sen nerede? Onu söyle bana. Kara kedi burada. Nerede? Burada. Arkanda dikiliyor. İşte arkama dönüp bakıyorum. Kara kedim var orada. Kara kedi böyle arkanda. Sen şimdi mi beni arayacağın tuttu? Beyaz kediyle sarı kedinin koruyuculuğunu yapıyordun sen.
Bir kadın, yaşlı bir kadın ama çok güzel, genç görünüyor. Yüzü solgun, hasta gibiydi herhalde. Daha önce ben tanıyor muydum, görmüş müydüm? Tabii canım, bu bildiğin kedilerin kurucusu bu. Atatürk'ü kedilerin. Kedi Cumhuriyeti'ni kuran da kadın. Biraz eğilerekten, efendim kusurumuza bakmayın, kusuruma bakmayın ama şimdiye kadar kandırılmışız. Ben de hiçbir şekilde sorgulamadan etmeden koruyuculuk vazifemi yerine getiriyordum. Hemen kaldır o kafanı. Karşında kral yok. Krallara karşıyız, ululara karşıyız. Beni ulu biri gibi görmemelisin. Ben de senin gibi biriyim. Çabuk kaldır kafanı, eğilme. Dik dur. Asker. Dik duruyorum. Saygılı bir şekilde anlatmaya devam ediyorum. Seni ne kadar bozmuşlar görüyor musun? Sen o sarı kediye, beyaz kediye eğile 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 kambur olmuşsun. Eğilmeyeceksin kimseye. Niye eğiliyorsun? Hepimiz hayvanız. Bu dedikleriniz gayet çok mantıklı geliyor. Artık görüşümü değiştirdiğim için sizin önderliğinize ihtiyacım var. Ben bu görüşü zaten kedilere aşılamamış mıydım? Artık her şey değişti. Bozuldu mu? Bozuldu. Çok fena bozuldu hem de. Bizim bu orman diyarı kurtarmamız lazım bu sarı kedi beyaz kedilerinden. Ama önce daha büyük bir tehlike var. En azından onlar cumhuriyet, yarı cumhuriyet bir şekilde yönetiliyorlar. Biz krallıkla tehdit altındayız. Zalim kral her yere kök salmış, nam salmış. Biliyorsun zaten bunları. Evet. Peki sen bize mi katılmak istiyorsun şimdi? Evet, size katılmak istiyorum. Bize katılmak istiyorsan tek bir şartım var. Onu yapmazsan da defol git. İkolan benim sevgili, saygılı, en büyük dostlarımdır. Ve ona asla saygısızlık etmemelisin ki eskiden tanıdık biri olarak böyle umarsız bir şekilde konuşman açıkçası beni düşündürdü. Aynı İkolan'ı düşündürdüğü gibi. Biz samimi olmayan kişilere karşı kapımız kapalıdır. Haberin olsun. Evet, haklısın. Özür dilerim İkolan. Bozok arkadaşım diyor. Kara kedi sana eğiliyor. Omuzunu okşuyor. Çok geçmiş olsun ya. Geldiğinde uyuyordun. Hastaneye gittin, geldin zaten. Çok üzüldük. O sırada bu pislikler seninle dala geçmek için ellerinden geleni yapmışlar da. Dört ilgi gerçekten takdir ediyorum şu an. Resmen seni oradan kurtarmak için isyan çıkarmış. Hareketliye teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Biraz daha iyiyim dün geceye göre. Böyle elini omzuna koymasından bir anne şefkati, bir anne duygusu hissediyorsun böyle koruyuculuk. Sen de öyle yaralanınca, ölümden dönünce böyle çok iyi geldi bu şefkat. Ve dostum senin yanındayız. Teşekkür ederim. Elini böyle omzuna koyduğum için. Evet. Maskot sen ne diyorsun? Kara kedinin elinin üzerine buradaki kurt elini koydu. Bu normalde beyaz kedilerin, sarı kedilerin yapmadığı bir hareket. Nasıl o yapar böyle? Ülkeralık gibi gelir sana. Sen böyle alışık değilmişsin ya hani. Orada ben bu maskota her ne kadar güveniyor gibi görünsem de içten içe bir şüphe duyuyorum. Bunu sesli mi söylüyorsun, oyun dışı mı konuştun? Hayır, oyun dışı konuştum. Tamam. Maskot sen bir şey diyeceksin mi? Yani az önceki dediği şeye göre şaşırıyorum ama tekrar dile getirmiyorum. Şaşkın bakışını durum... yakalıyor ve bir şey diyecek misin Buzuk sana? Hiçbir şey demeyeceğim. O seni kurtarmış bir de omzunda sırtında taşımış buraya getirmek. Ve yığılıp kalmış yorgunluktan. Yani ayakta bile duramamış geldiğinde. Dostum şaşkın bir şekilde bakıyorsun ama biz uzun bir yoldan geliyoruz. Ve senin kara kedinin yanında olmadığın kadar ben onun yanındaydım. Ne kadar güzel. Aralarınızdaki bir üst meselesi değil de çok yakın arkadaş, destek bağı var aranızda. Bunu görmek şaşırttı. Evet. Buna alışmak zaman alacak sanırım benim için. İkolan, evet sen bunlar deyince İkolan senin sözünün üzerine diyor ki ayaklarına bakarak ve sana bakarak
Evet diyor. Sen unutmuşsun bu samimiyeti, dostluğu, arkadaşlığı. Çok belli oluyor. Neyse ki hatırlarsın yavaş yavaş bir gün inşallah. Evet, hatırlamaya çalışacağım. Pekala dostlar. Johan etrafı dolaşmaya çıktı benim adamlarla beraber. Tuzaklara falan bakıyor. Johan 3 tane zar atacaksın sırayla. Birincisi pusu için. Geldiğinde bize anlatacaksın. 7. Pusu kurulacak. Şansım 2. 9. Tamam, bir şey falan değişmiyor. Pusu kurulacak pek bir yer göremiyorsun. Ama biraz daha gezersen, iki enerji harcarsan eğer, akşama toplayamayacaksın enerjini. Belki bulabilirsin. Belki tekrar zar atma ihtimali olacak. Yani ben pusu kuracaktan ziyade onların pusu kurabileceği alanları bulamadım anlamında, doğru mu? Tamam, ben seni düzelttim işte. Pusu kuracak. Çünkü saldıran onlar. Bizim pusu kurmamız lazım. Biz, onlar pusu kurup beklemeyecek. Onlar bize saldıracak zaten. Pus, Tamam. pusu geçene, yani oradan o sabit durulur. Gelene saldırılır. Hani onlar sabit durmayacak sonuçta. Suyu bir kuracağız yani bu. Tabii Tamam. pusuyu savunan kurar. Pusu kuracak yer bulamadım. Tamam. İkinciye at, kolay geçiş yeri buraya doğru. Bulabilecek misin? Öyle bir şey de Yok. bulamıyorsun. Bulamıyorum. Varsa da bulamıyorsun. Bir de bir şey daha demiştin sanki. Tuzak kuracağım abi. Tuzak kurulacak Tuzak. yere bak bakalım. Güzel bir yer var mı? Hiçbir yer Yok. bulamıyorsun. Evet, geldiğindeki bu bulamamışlığını anlat bize. Aa, geldi Yohan da. Zaten biz de yemek yemiştik, etrafımızı toplamıştık. Silahlarımızı hazırlamıştık. Değil mi? Bozok ve maskot. Kesinlikle hazır ve nazırız şu an. Bu arada Kendimi biraz daha Nikola, iyi hissediyorum. Yemek yedim. ne güzel ne güzel, süpersin. Şu ilaçları da sür bakalım. Biz istiridye mantarı getirdik. Bunlar sana faydası olabilir. Bir zar at bakalım. Yarı isabette bir iyileşeceksin. Neredeyse Neredeyse mantar zehirlenmesi neredeyse. geçirecektin. Bir enerjin gitti. O dostum bu sana dokundu ya. Keşke yedirmeseydik. Kus kus, belki kendine gelirsin. Zar at. Tamam, yırttın. Enerjin gitmedi. Kustun, iyi oldu. Tamam, sırtına vuruyor kör tilki böyle. Sen tabii Mustafa, kör tilkinin buranın lideri olduğunu duyunca daha da bir şaşırıyorsun. Kör tilki sanki hizmetçi gibi misafirlerin etrafında dolaşıp duruyor sürekli. Şey diyecek misin kör tilkiye? İlk başta lider oldun demişti ya. Ha, lider olduğunu bildi ve bu hareketlerini görmüş oldun yani. Şaşırıyorum ben hala. Yani bu ortamdaki samimiyete. Hayırdır, ne oldu? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? İşte aslan parçası. Hiç alışık olmadığım şeyler ama gerçekten içimi sıcacık ediyor bu durum, bu ortam. O ne güzel. Gerçekten yolumu bulduğumu hissediyorum. Sizinle sonuna kadar varım. Yeter ki o saçma sapan üstteki ulular yıkılsın. Al al, vişneden yaptık bunu da. Al iç. Rahatlarsın, kendine gelirsin. Kök çayı. Bunu köfteci veriyor Aha. değil mi? Sadece şu an bana mı veriyor? Başka içenler de var mı etrafta? Sana veriyor sadece. Etraftakiler koşturuyor şu an. Seni gördü. Şaşkın görünce seninle ilgilendi. Şey madem. İş tabi Şey, ya. İş bakalım. dedim şu Kendine gelirsin. zar atıyor muyum? At. Nasıl atacağız? Şöyle girdim. Aa, da aşağı yumruğa bastım. Oldu mu? Neyse, pek etkilemedi seni. Olsun bakalım diyor. O sıra işiyle ilgilenirken kara kedi geliyor yanına. Tanrı nasıl öyle? Adı güzel işte. Hoşuna gidiyor. Güzelmiş. Teşekkür İşte, bir şey rica ederim demiyor. Orada odunlar taşıyanlar var. Hemen koşuyor, onu tutmaya gidiyor. O sırada kara kedi geliyor yanına. Diyor ki, bozuğu kurtardığın için teşekkür ederim. Gerçekten doğru yolu bulduğunu düşünüyorum ama bu sırada bozuk onun yanına gelmeden sana şunu fısıldamıştı.
Seni kurtardı, sen ona minnet borcu duyuyorsun ama sarı kedi ve beyaz kediyle çok muhatap olduğu ben hala şüpheleniyorum arkadaştan diyor sana. Ben duydun mu? Hem duymak için zar at. Ben bu konuda herhangi bir kötülüğü görünebiliriz diye düşünüyorum. Enerji harcarsan duyacaksın. Harcayacağım mı enerjimi işte? Harcayayım. Harcadın. Belli oluyor değil mi? Görebiliyorum telefonla harcadın. Niyaz abim canı iki eksik mi olmuş oluyor öyle? Aynen. Duydum değil mi? Hatta ben direkt şöyle yapayım ya. Niye uğraşıyoruz? Bak yeni fark ettim. Daha güzel oldu böyle. Duydun sen bunları. Ve senin yanına geldi, konuşuyordu. Teşekkür ederim. Gerçekten bozuğu kurtarmış olman minnet duyuyorum. Fakat sen uzun zamandır arkadaşların yanındaydın. Gerçekten gözünün açılmasını hayretle karşılıyorum. Gözün açılmıştır diye düşünüyorum tabii ki. Fakat o kadar onlarla beraber olduktan sonra onlara sırtını dönebiliyorsan herkese sırtını dönebilirsin demektir. Hayır, mesele bu kadar basit, düz değil. Benim mizacıma direkt olan bir şey değil bu. Kişisel olan bir şey değil. Onların bizim aslan ailemize yaptığı saygısızlık ve hainlik resmen benim düşüncelerimi değiştirdi. Onlara hizmet etmemem gerektiğini anladım. Bunları aileme anlatsam bile ailem boyun eğmeye devam ediyor. En azından ailemi onların elinden kurtarmak için oralardan kaçtım. Ve de onlar hakkında şu bilgilerim var, sana iletmek istiyorum. Ha, ne bilgiymiş o? Söyle bakalım. Bu burada hani oyuna yeni katıldığım için söyleyebileceğim rastgele şeyler mi söyleyeyim, yoksa ne bileyim hani, yoksa... Ben aklına rastgele şeyler söyle, ben onları yontarım. İşte onların sığındığı kalenin bazı gizli geçitleri var. Ama dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Uzun zamandır açılmıyor. O geçitleri biliyorum falan. Ha, o geçitleri ben de biliyorum. Eski yıkık kilisenin üzerine kurduk biz kaleyi. Onun haricinde şu an ne tür planlar yaptıklarını az buçuk biliyorum. Harikasın, süpersin. Ne gibi planları var? Buraya saldırı düzenleyecekler. Bunu biliyorsunuz sanırım zaten. Evet. Hızlandıracaklar herhalde. Yani çıkardı Kör Tilki orada şimdi gece. Birkaç bir de sincapların onlarla bir alakası olabilir. Beni onlar yakaladı ama konuşamadık. Hemen arkadaşlar da gelmiş bulundu. Hayır, onu yanlış biliyorsun. Sincaplar zalim kralın adamları. Seni kedi olarak gördükleri için tuttular. Senin kedilerin, beyaz kedinin düşman olduğunu bilselerdi zalim krala götürürlerdi. Anladım. Bu kadar biliyormuşum. Başka bir şey bilmiyorum ben, tamam. Hiç de bir şey bilmiyormuşsun. Ne bileyim, biliyoruz diye kaçtık da. Neyse, öyle olmuyormuş demek ki. Biz de öğrendik onları ama teşekkür ederiz bu iyi niyetin için. Yuhan, sen bulamamışsın herhalde bir şey. Evet, yakın çevrelerde yok. Muhtemelen gene boğalar hani saldırmıştı ya. Onun gibi bir savaş stratejisi, yani bulunduğumuz alanı korumamız gerekiyor. Çok geniş alanda, yani daha geniş alanlara giremedim çünkü zamanımız olmayabilir. Tahminim çünkü akşam civarında burada olurlar. Akşam sularında. Akşama doğru daha doğrusu. O yüzden çok fazla geniş bir şeye bakamadım. Yani şu anda yapacağımız şey benim tahminimce boğalarla olan savaştaki gibi dar alanda kısa paslaşmalar tarzı, böyle hani dar alanda bulunduğumuz bölgeyi korumamız lazım. Gerekirse bulunduğumuz bölgeyi hani iyi konumlanmamız lazım. Çünkü yani benim tahminim o yönde. Pekala. Kurgucu söylüyor bunu. İlk saldırılardaki ilk 3 turun artı 1 alacak. Onu not et. Bu arada,
Bozok sen ne diyorsun? Var mı planın? Hareketi soruyor.